Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Hilgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşuk duruşumuz. Kınem sedektanlar ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan halkıya komünizm idiyesi sığındırılmakta. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sınlar tajavuzcı Xitayının Uyghur halkını Xitaylaştırış üçün her türlük vasıtlarını kollunu vatqallıqını yeni bir qetim aşkarlap berdi. Sındı bir top erayallardın terkip tapqan Uyghurlarının atalmış siyasi ögünüş dərisxanısı oldurup, Komünist Partisini mədhiləb naqşı eytişki məcburlunu vatqallıqı, yeni bir sındı bolsa Xitay zavodlarda işqi çüşkən Uyghurlarının mı Komünist Partisini mədhiləb qızıl naqşı eyti vatqallıqı, Komünist bayrağı qarab durup qasam berib atqanlığı körisligen. Yeni bir sindi bolsa atalmış qoşmaq tuqqan Xitaylarning özi turib atqan Uyğur öylerde qızıl naqşı eytip, öy egilerge komünizm idiyesi sındırıp atqanlığı körisligen. Xitay Şarkı Türkistan xalqining mıñısını yuyup komünizm idiyesini sındırış üçün burun medeniyet inqilabı devride elip bargan barlıq peskeşliklerini burunqıdın netçe hessi artuq icra qılmaqta. İYİ Partisi yığınıdı söz kılgan Uyğur kız hemmeylenine hayacan kısaldı. Uzundun buyan Şarkı Türkistan meselesi'ki yıkındın köngül bülüp kilovatkan İYİ Partisi bugün 27 yanvar parlamenti açkan heptilik yığınıda yeni hakimiyet üstüdeki Adalet ve Terakkiyat Partisi ve onun şeriki Milletçi Hareket Partisi'ni Uyğurlar hakkında sükut kılgallıkı üçün kattık ayıpladı. Yığında söz kılgan partiya reisi Meral Akşener Hanım hecivileştirilgen halde başlayan sözü de şunu körüvatımız ki, Xitay Merkez Komiteti Türkiye Komissarı kısmen hakimiyet üstüde bolgan namı meşhur hürmetlik Jinping, bilginanlardak Jinping bir isim, şi bolsa famile. Hürmetlik Jinping perinçek, men Müslüman dep yürüvatkan hürmetlik Erdoğan'ımı, Türk milletçisimen dep yürüvatkan hürmetlik Bağçeli'nimi bir nimelerini kılıp esir apdu. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur qerindaşırmızı yürgüzüvatkan zulümüğa Avrupa ve Amerika'dan avaz kilivatkan payıda Ankara'dan hazırgıcı hiçbir avaz çıkmadı. Şunaqla oturdu 2017 yılı kılınan cinayetçilerini almıştırış kilişimi var. Milletvekillerimizgi şunu hitap kılımen ki bunu yıkındın küzütsiler. Qeni köreyli Taşkı İşler Komiteti bunu küntertipke ilişki cesaret kılalamdı yok. Bu yerden şunu ilan kılımen ki bu kilişimge imza koyduğan kişi qerindaşırımızdan zulümüğü imza koyduğan kişidir. Ve bunu bir numus nişanesi süpüde ömür boyu götürüp yürüdü. Ve ömür boyu hemme adam untusumu men hayat bulgan müddetçe o numus midalini o boyundan algılı koymaymen. Kasem kılmen ki koymaymen digerlerini bildirdi. Ve sözün devamlaştı. Ayrıca ortada bir de Çin'le 2017 yılında yapılmış bir suçluların iadesi anlaşması var. Milletvekillerimize sesleniyorum. Bunu çok sıkı takip edeceksiniz. Bakalım Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi, çok merak ediyorum. Buradan ilan ediyorum. Bunu yapacak kişi kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak ömür boyu taşıyacaktır. Ve ömür boyu herkes unutsa dahi ben ölünceye kadar o nişanı o boyunda taktırmaya devam edeceğim. Vallahi devam edeceğim, billahi devam edeceğim, and olsun devam edeceğim, şart olsun devam edeceğim. Ve sözün devamlaştırıp, manı bu sebeplik bugünkü yığınğa Atıyurt Şarkı Türkistan'dan Kaşgar şehirden gelgen kımmetlik bir mehmanı teklif kılgallıkını bildirip, Nursimangül Abdurreşit'ni söz kılışkı teklif kıldı. Bu hafta kürsümüzün çok özel bir konuğu var. Kendisi haktan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi diyen büyük alim Kaşgarlı Mahmud'un diyarından geliyor. Doğu Türkistan'ın evladı Kaşgarlı Nursimangül Abdurreşit kardeşim aramızda. Kürsüyü ona, sözü de atalar diyarı Doğu Türkistan'a bırakıyorum. Buyur güzel kızım, kürsü senindir. Kızgın alkışlar içinde sahneye çıkan Nursimangül Abdurreşit hayacan içinde sözünü başlayıp bunularını dedi. Ailemden ve milletimden derdini anlatış için bana bu fırsatını bergen hemmeylenge rahmet eytimen. Minin ismim Nursimangül Abdurreşit. Türk dünyası iftihar bilen tilga alıdığan Kaşgar'da tuğulup köng boldum.
ve aşu vatenge yaramlık evlat buluş üçün köp tirişdim ve 2015 yılı okuş üçün Türkiye'ye geldim. Ve ahire okuşumunu püttürüp hazır İstanbul'da tunulgan bir fabrikede işlevdim ben. Lekin bu hoşallıkımını ailemge yetküzemedim. Şununla işinler ki hazır ben işçide turvatkan ehvalini Allah düşmenim gibi vermesin deydiğen derecede yaşamaktım ben. Evet, başardım. Mezun oldum ve şu an İstanbul'da prestijli bir firmada çalışıyorum. Ama maalesef sevinçimi ailemle, kardeşlerimle paylaşamıyorum. İnanın ki şu an bulunduğum bu durumu Allah düşmanımı bile vermesin dediğim bir durumdayım. 2017 yılı 6. ayının 18. gününden bu yan ailem bilen alakam üzüldü. Del 3 yıllık tırışçallık deyinken şunu bildim ki, apam, dadam, akam ve inim aldı bilen 21. asırından ceza lagırığı eğilip getirildi. Ve kiyin hiç kandık sebep görüstülmesinden kamakı hüküm kılınıptı deyip, ailesinin kançı yıllıktan kamakı hüküm kılınğallıkını tepsili tonuşturup ödü. 2017-18 Haziran'dan beri ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarım ne kardeşlerime ulaşabildim. Tam 3 senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim ilk önce 21. yüzyılın toplama kampları götürülmüş. Sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse çarptırılmış. İzninizle ailemin fotoğrafını göstermek istiyorum. Babam Abdurreşit Tohtu, 55 yaşında emekli memur, 16 yıl 11 ay hapse çarptırılmış. Bu benim sevgili annem Tacigül Kadir, 52 yaşında 13 yıllık hapse çarptırılmış. O benim abim Ahmetcan Abdurreşit, 34 yaşında, abim de 7 senelik hapse çarptırılmış. Bu da benim küçük kardeşim, o da 15 yıl 11 aylık hapse çarptırılmış. Onların suçu neydi? Yani çocukların mutluluğu için, başarısı için tüm hayatını atmış annem ve babam, Kaşgar'da başarılı iş adamı olan abim ve kardeşim ne gerekçeyle bu kadar zulümü maruz kalıyor? Kin o sözünü devamlaştırıp, bana bu günahsız ailem men sebeplik avval ceza lagırığa keyniden türmelerge taşlandı. Men hazır ata anamdan kayırındaşlarımdan nerede işkellikini kandak turvatkallıkının habersiz men. Halkara taratkularda tarıkılıvatkan haberler hüccetlerden körüvatkanlardak 2017 yıldan başlap Xtay özünün kanunlarına emel kılmasın Türkiye'ye okuşkı çıkış, çet elde ticaret kılış, çet eldeki uruk tukalları bilen körüşüş digendeklerini mi bir cinayet katarıdı sanıdı. Ve hazır Şarkı Türkistan'da 3 milyondan 5 milyon kişi halkımız ceza lagırığa kamaldı. Gör, yani uluslararası medyalarda, uluslararası kamuoyuna sunulan raporlardan gördüğünüz gibi 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak, hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi ve şu an 3 milyondan 5 milyona kadar kardeşlerimiz toplama kampında bulunmaktadır. Türkiye'de aldanlarga uçurgan her kandak bir Uygur'dan sorusanlar, onların hemmesi bana okşaş azap çeki batıdı. Hatta ata anasının, kayırındaşlarının, balılırdın ayrılıp kalan Uygurlarının ilacısızlıktan kollarda aile azalarının resimleri bilen İstanbul'un koçularda derdini anlatış için menevatkallıkını köreleysiler. Men fakat bir insan bulu süpütüm bilen ata anamını körüşünü, onların kucaklaşını, onlar bilen birli yaşaşını halayım ben. İnsanlıktan, Müslümanlardan, Türklerden yardım saklap 4 yıl öttü. Lekin hazırgıcı ceza lagırları mevcut ve tihimi kengeyvatıdı. Her günü kırgını kılınıvatkan insanların sani eşip mengevatıdı. Uygur yaşları mecburi emgekki selinip kul ornada işiltilivatıdı. Uygur kızları resmi halde Xtaylar tarafından tallanıp durup, toy kılıç namıda ayak astı kılınıvatıdı. Ata anısız kalan balılar, balılar lagırlarına elip getilip, Xtay kılıp terbiyelenmekte. Xtay özünün cinayetini yuşuruşka kançılık uğrunğan bosumu, dünya Şarkı Türkistan'da 101 vatkan katli amını bilip yetti ve Xtay'nın hakiki yüzü içip taşlandı. İnanın ki, yani önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız, benimle
aynı olan acı gerçekleri size anlatır. 90 yaşındaki dedesi, anne babası, yani 30 senelik memur olan annesi, hatta Türk vatandaşı olan kardeşinin nerede olduğunu bilemeyip de onların toplama kamplarında hayat olup olmadıklarını öğrenmek için İstanbul'un sokaklarında kendi sesini duyurmaya çalışan kardeşlerimi her yerde... Ben ahırda şunu sormayı turalmayım ben. Dünya nimini saklavatıdı? Şarkı Türkistan'daki milyonlarca insanların ölüşünü mü? Eğer hakikaten sizlerden bu sükutunlar Şarkı Türkistan halkının yok buluşuna sebep bulduğun olsa, insan haklarının varlığına, Müslümanlarının, Türklerinin kayrındaş işkerlikine ben kandak işine. Kolunlarını yürükünlerine koyup durup oylap yıkanlar. Vicdanı bar, yürükü bar her kandak kişinin koludun kelgenini kılışını ümit kılmen. Bu zulümü birlikte tohta değişenlerini ümit kılmen. Ben sözümle sözlüdüm, hem de insaniyetten cevap kütümen. Bana kulak salgınanlar üçün rahmet eğitmen dep sözlerini ahırlaştırdı. İndi, şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu? Nasıl inanırım ki Müslümanların, Türklerin kardeş olduğunu? Lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz. Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim. Şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılar. Nursiman Gül'ün sözü ahırlaşı bilen bütün zal işçidekiler öğrü durgan halda onunla alkış sadaları yağdırdı. Arkadan sahneye çıkan reis Meral Akşener Hanım Nursiman Gül'e rahmet etti ve bir şiirini okup yığladı. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, mağı zindan bulur Maraş, Elbistan. İbn Sina, Korkut dedem Alp Arslan, ger sükut kılsam hakkınge mini keçürmüsün. Meclisteki bu sözler bugün Türkiye'nin nurgun taratkı olurdu köçürüp tarıkıtıldı ve kattık gulgulu kozgıdı. Amerika'nın yeni Suudi ministeri Xitay'nın namuvapıq Suudi hareketine karıştırdığını bildirdi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 27 yanvardaki haberde bildirilmişçe, Amerika'nın yeni Suudi ministeri Gina Raimondo Kengash Palatası'nın ispat anlaş yığınında Xitay'nın namuvapıq Suudi hareketine karıştırışkı vədi bergen. Xəbərdə qeyd qılınışçə, Amerikanın yeni saylanğan Suudi ministeri Raimondo Xitayının adalasız Suudi hərəkətinə qarşı aktiv hərəkət qollandığanlığı toğrusida vədə bergen. Raimondo bergen yazma guvahlıqının köpəytilgən nusxısı da yazılışçə, Raimondo Kengaş Palatası Suudi komitetiga Amerikanın Xitay və başqa dövlətlərinin Amerika Suudi işlərinə ziyan yetkizüşdək natoğru Suudi qılmışığa qarşı aktiv hərəkət qollanışı kerektikini bildirgen. Bildirilişçe Amerika Suudi ministerliği Prezident Trump prezidentlik vazifesini ötəyətqan məzgildə Xitayğa qarşı hərəkət qollanıb Huawei, SMIC və DJI qatarlıq 10 neçə şirkətni qara tizimlikə kirgizgan. Amerikadakı 3 sotçı Trump hökuməti dövründə Suudi ministerliyi çıxarğan buyruqnu tosıp qalğan. Bu buyruqlar Xitayının Undidar və TikTok app detallarını çürüşünü çəkləşkə urunğan bu məsələ haqqında Amerika Səyyarə Sot Məhkəməsinə ərz qılınğan. Bildirilishçe düşenbe gündeki muhbirlarını kütüb eliş yığınında TikTok'nı çekleş hakkıdaki memuri buyruğunun icra kılınışı hakkıdı soralgan sualga Aksaray bayanatçısı Jen Psaki cevap vermegen. Ama onunla ergişi dağılıqını işbadilip, biz teximi yakşı müdafiyeye muhtaç. Bu mesele Xitay'nın mesuliyetini çöküm öz istige eliş bilen münasibetle ekdigen. Məlum bilişçe Trump hükümralı kılığa mezgilde Amerika hükümeti Xitay meblağ salgan şirketlerinin iqdarçılıqıdaki TikTok ve Undidar'ın Amerika App Tokenı'nı kirişini çekleşke uğrunan bozumu ama emelge aşırılmıgan. Eğer Kengash Palatası Raimondo'nı resmi Suudi ministerlikine teyirlep kalsa, bu hal kılınmıgan meselini ötküzü aldıken. Xitay Uyghurlarga Pompeo'nu ayıpleş buyruğu çüşürdü. Amerika Sabıq Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 19 yanvar Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan bastırış kılmışlarını irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet de bekitkerlikini ilan kılgan idi.
Pompeo'nun bu hakkani kararı halkara cemiyette alkışkı erişivatkan bir payette, Şarkı Türkistan'daki Xtay dairleri idari urgallarda işlevatkan Uyghurlarga kıskısın arkalık Pompeo'nu ayıplaş buyruğu çüşürdü. Buyruqta Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun Xtay'a karşı elan kılgan bayanatı'a karşı erkaysi idari urgallarının kıskısın arkalık karşı meydanını bildirişi gerektiği tähkilengen bulup, tövendikidek talepler eskertilgen. Birinci Xtay'cı ihbadlaş iktidarı yakşı bolgan Uyghur buluşu gerek. İkinci sında avval özünün kimikellikini idaresini tonuşturuşu gerek. İkinci kademde Pompeo tarqatkan bayanatka karşı kat'i karıştırman, gazeplendim digendek ibarlarını işiltip, öz meydanını işbadilişi gerek. Ahırda vatanını suyduğallıqını, bəxtlik yaşavatqallıqını bildirişi gerek. Küzetküçüler Xtay'nın Şarkı Türkistan'da ötküzgen cinayi kılmışıdın keçiş üçün, əhlaqının ən tövən çigidin mahalqıp ötüp, vasıtı tallamay yalgan təşviqatını küçeyti vatqallıqını, ama Xtay'nın öz cinayetini hergizmi yuşuralmaydıqallıqını, xalqaradı haqiqi əbdi beşirisi ekilidigan peyitinin kəlgəllikini bildirişmekte. Şivisiya Uyghur Mağarib Uyuşması Erdoğan'a mektup yolladı. 26 yanvar Şivisiya Uyghur Mağarib Uyuşması Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazgan bulup, mektupni Türkiye'nin Stockholm'da turuşluk muavin baş elçisi Süleyman Suha Zulpikar Efendi'ye tapşırgan. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Erdoğan'a yazılgan mektupta, Türkiye Xtay iki devletinin imzalagan kilişimname Türkiye parlamentide tasdiqlangan ahvalda, Xtay Türkiye'den talep kılgan Uyghurlar Xtay'a kaytarılsa, ular hiç kandak sual soraksız sotlanmagan halda Xtay'nın ceza lagerlerine kamilişi ya ki şu haman ölümge hüküm kılınıştak akıbetke kaldıqallıqı eskertilgen. Bildirilişçe Şivisiya Uyghur Mağarib Uyuşmasının reisi Nijat Turgun grupı teşkilleb, cemiyetke vakaleten Türkiye'nin Stockholm'da turuşluk muavin elçisi Süleyman Suha Zulpikar Efendini ziyaret kılgan. Ziyarete Xtay-Türkiye münasibetinin yıkılışı bilen 2020 yılı 26. dekabr günü Türkiye Xtay otursuzda cinayetkilerini kaytırış kilişimnamesi imzalanğallıqı Mezkur kilişimname Türkiye parlamentinin maqulluqidin ötüşünün kütülmekte hikayeliki. Kilişim Türkiye parlamentinin tasdiqidin ötse Türkiye'de yaşavatkan mınlıgan Uyghurlarının hayatı xavup içide qalıdıqallıqı qatarlıq meseleler haqqıdaki endişiler oturuğu koyulgan. Xtay taratqulurda irqi qırğınçılıq haqqıda aqqarı almaştırı etildi. Şundaqla atalmış Şinjang televiziyasının Uyghurca ve Xtaycı kanalları hem başka mətbuatları Amerika hükümetinin Xtay'nın Uyghurlarına asas kılgan milletlerine karatkan ken kölemlik bastırışını resmi irqi qırğınçılıq deb bekitken kararını elan kılgan sabıq taşkı işler ministeri Pompeo'ya şahsi hücumunu başıldı. Atalmış Uyghur Abdum Rayolu Xalık Kuruldu Daimi Komiteti, atalmış Abdum Rayolu Xalık Hükümeti ve atalmış Abdum Rayolu Siyasi Meslahat Kengişi Kıyametin alvasisi Pompeo çukum tarih terapidin sot kılındı ve hesap soruldu serlevelik bayanat elan kılgan. Bayanatta mündaq deyilgen. Amerika'nın sabıq taşkı işler ministeri Pompeo Şinjan'ın siyasini Uyghurlarını bastırış, mecburi emgek kesiliş, Müslümanlarga ziyankeşlik kılış, mecburi tuğmas kılış ve irqi qırğınçılık dep yalgan etdi. Bundaq siyasiyonni dünya halkı mukarrar mesxir kılıdı. Amerika halkı mı mukarrar nepretlendi. Şinjan'daki her millet kişileri mukarrar nepretlendi ve fikirlerini ret kıldı. Şunaqlayana Xtay'nın halkaralık teşviqat organlarından biri bolgan Yarşarı vaqt kezde 25 yanvar atalmış Şinjan ahalileri Pompeo'nun irqi qırğınçılık tuğrusuzdaki yalganlıqını aşkarlaş üçün şahsi sırlarını yolladı serlevelik makale elan kıldı. Makalede Amerika'nın sabıq taşkı işler ministeri Pompeo'nun 19 yanvar günü Twitter'da uçur yollab, Xtay Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka milletlerge karşı irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kıldı. Xtay Kompartisi çukum cevapkarlıqı tartılışı kerek digendinken, atalmış Şinjanlıq Nurgun ahalilerinin hashpesh tügüce Pompeo'nun irqi qırğınçılık teşebbüsüge reddiye biliş üçün özlerinin hayatını hikaye kıldığan sırlarını yollaşkı başlıqallıqı bayan kılındı. Xtay'nın peskeş reddiyeleri içinde en dikkat tartkan reddiyenin biri bolsa, bütün küçü bilen dinli yok kılışkı urnuvatkan, mınlıgan mescitlerini çekip yok kılgan ve dinine asla işenmeydigan komünist Xtay'nın resmi televiziyesi de kılçılık mı numus kılmasın Müslümanlarının mukaddes kitabı Kur'an'dan ayet keltürüp durup Pompeo'nu ayıplışı buldu. Mezkur numussuz bayanatta munular aynen tilge elindi. Kur'an Kerim'de siler hakaret kılıçtan cezasının kimnin bişiği kilidgalıgını, yeni gelip kimnin yalgan eytivatgalıgını bilip kalısıyla değilgen. Biz Pompeo'nu yeni bir kettim resmi yosunda agaklandırımız ki, sahtifezlik nikabını yokuşturup, asassız bökten çaplaş ve karı suvaşlarını toktan. Dinnin mukaddesliğine hürmetsizlik kılma.
Şöhrət Zakir Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin sabiq ministeri Mike Pompeo'nun bayanatını ayıpladı. 25 yanvar günü Xitaydaki Tangrıtağ Tori atılmış Uyğur Abnum rayonunun qorqaq rəisi Şöhrət Zakir'nin Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin sabiq ministeri Mike Pompeo'nun bayanatını ayıplayan uzun yazmasını elan qıldı. Şöhrət Zakir bu ayıpnaməsində Mike Pompeo'nu Xitayning içki işlərinə aralaşdı, Xitayning atılmış Şinjanı tüzəş siyasətiga hücum qıldı, xalqara nizamğa xilaflıq qıldı. Şinjandaki her millet halkının bəxtlik turmuşuğa qarı sürükidi deyip ayıplıgan ve onunla qat'i qarıştırdığalıqını bildirgan. Şöhrət Zakir bu ayıpnamesi yana Xitayning siyasetini maqtab bir qolda terrorlıqqa zərb berib bir qolda terrorlıqtan saqlanıp atqanlıqı 4 yıldan buyan atalmış Şinjanda terrorlıq vaqaları yüz bermeganlıqı. Namratlarını yöleş siyaseti yürgüzüp işsizlerini işqa orunlaştırğanlıqı Mecburi maaribini bütün rayonda umumlaştırganlıqı, dini erkeklikten kapaletke igi bolganlıqı, başka devletlerden kelgen elçilerinden bu vaziyetke şahit bolganlıqı digende konu kılıptaki yalgan dokulatlarını Mike Pompeo'nun bayanatıga karşı ispat kılıp görsetken. Analizçilerinin karışça Şöhrət Zakir'nin bu yalgan dokulatı Xitayning cinayetini yuşurup kalalmaydı. Onun terrorlıqı zərb biriş digini Xitayning yanılı bu kalpağını bahanı kılıvatkanlıqını, namratlarını yöleş digini kan kölemli kul emgekini ravajdan durganlıqını, Mecburi maaribini umumlaştırdık digine yaş ösmürlerine Xitaycı maaribini mahkum kılgalıqını körüstüdü. Dini erkelikini kapaletke iki kıldık digine texamı külkülük. Başka devletten gelgen elçiler bolsa Xitaygı şirik devletten barğalar. Mike Pompeo'nun Xitayning cinayetini irki kırgıncılık dep cekarlaşı del caydı berilgen hüküm. Şunlaqla Xitayning köz boyamcılıkıgı berilgen əcellik zərbi bolup, eğer garipteki başka devletlerimi Xitayning cinayetini irki kırgıncılık dep atsa, Xitayning sesiqname dünyaya meşhur buludu ve öz vaqtidagi natsist Germaniyasiga o'xshash lanetke qalıdı. Analizçiler irki kırgıncılık şek şübhisiz irki kırgıncılık doğru deyişti. 26 yanvar günü Zimistan Toru'da Mike Pompeo'dan Antony Blinken'gacha irki kırgıncılık degenimiz irki kırgıncılık doğru namlıq bir maqale elan qilingan bolup, Men mu Xitayning bu cinayetini irki kırgıncılık deb qarayman degen Yeni Taşqı İşlar Ministeri Antony Blinken'nin bu meydani Amerika'nın özgürlüğünü ümit kılgan Xitayning ümidini yokku çıkardı degen nokta yürütüp berilgen. Maqalada aytilishicha Xitay rejimi Mike Pompeo'ga çiştirini qığıcı öç bulup ketken ve onu haqaretleşten toxtumagan. Ama Antony Blinken'mi oylamagan yerden onlarının gazipini qozgan ve ümitsizlendirgen. Şunaqtama Xitay rejimi Biden hükümetinin yanılı yumşap kilişini ve Mike Pompeo'nun siyasetini devamlaştırmasını ümit kıldıken. Şunun bilen bir vaqtta Xitay rejimi garip eldirdeki bir kısım devletlerini yeni qıtartıp, irki kırgıncılık degen bu atalgu çektin eşip getdi. Sabıq prezident Donald Trump mı bu atalgunu işletmegen? Mike Pompeo vazifeden ayrılış aldıda Biden hükümetine kıyınçlık doğdurup beriş üçün bu sözünü işletti degen teşvikatını yürgüzüşke başlayan. Analizçilerinin karışça Mike Pompeo Xitayning cinayetini bahalaş üçün məxsus grupu uyuşturgan bulup aldıraplı bu hükümünü çıkargan emez. Xitay rejiminin Uyğur ayallarını mecburi tuğmas kılıv etişi, korsaktaki balını mecburi çürüv etişi, perzentlerini adı anısından ayrı etişi ve Uyğur kızlarını Xitayga tigişki mecburlaşının özüyle bu milletini yokutuş cinayetini ispatlap berdi. Bular şek şübhisiz irki kırgınçılıktır. Saudi Arabistan'da tutup durulvatkan Hamdullah Veli'nin Xitayga qaytırılış xavfi endişi qozg'umoqda. 2020 yılı fevralda Türkiye'den Saudi Arabistan'a ömrü hacge berip Türkiye'ye qaytalmay Saudi Arabistan'da qayıp kalgan ve Saudi sahçiler tarafından tutkun kılınıp Xitayga qaytırıp beriş xavfiga duş kelgan Uyğur muhaciri Hamdullah Veli'nin nöbette türmeden başka bir orungu yetkelgenliki ilgiri sürülmekte. Nöbette Hamdullah Veli'nin yolunu menevatkan Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı'nın baş katibi Doktorant Nuriddin İzbasar'ın bildirişçe, Hamdullah Veli'nin kutulduruş ve üçüncü bir bihatar devletki yötkeş üçün Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'ne eri sunup siyasi panahlıq berişini talep kılganlığını. Şunun deyken, Saudi sahçileri Hamdullah Veli'ni tutup durvatkan türmeden başka bir orungu yötke gelikini bildirdi. Nuriddin İzbasar Efendi Hamdullah Veli toğırsızı yeni mündaq dedi. Saudi Arabistan'da kolga ilingan Hamdullah Veli bilen yeni bir qerindişimiz malum bir yerge elip ketilgen iken. Biz bularının materiallarını rətləb çıxıb, onlarının Xitayga qaytırılıp getməsi üçün 1. ayının 7. günü Birleşken Milletler Teşkilatı'a əriz sunduq. Biz əriz sunup uzaq ötmək onlarını burun tutup durvatkan yeridin Mihman Xandak bir yerge yötki gelikini anladıq. Yanılı onlarının Xitayga qaytırılıp getiş xəvbi var. Çünkü onlar texi koyup berilmedi. Onlar koyup berilgendiyken andın bihatar devletlerge keteleydi.
biz Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bununla bir hizmet kılıp, aşılarının Saudi Arabistan'dan bihatır devletlerine çıkırılışı üçün tirişallık körüstüşüge besim işletiyordumuz. Hem bizim o Saudi Arabistan'dan Ankara'daki elçihanısıga ve İstanbul'daki konsulhanısıga hat yazdık. Devamlık ehval egilip duruyordumuz. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın onlarını bihatır devletke yötkep gitişi üçün izgil talep sunup geliyordumuz. Şunlıkla Hamdullah Veli'nin advokati Profesör Doktor İlyas Doğan Efendi bu hafta toxtulup, Hamdullah Veli'nin hayatının xavup içi dişkerlikini təkidledi ve onun insanperverlik cahiyeti Xitay'a qat'i qaytırılmasıqı kerektikini təkidledi. Şunlıkla o, Saudi Arabistan əməldarlarının bu meselege ciddi qarışını kütüb atımız, dedi. Xitay yeni bir qetim pəskeştikini aşkarıldı. Hemimizge malum bolgandak, İstanbul'daki Xitay konsulxanası aldıda biguna caza lagırlarga kamalgan ailesi hakkıda malumat berişin talep kılıp, o da uyet tükün turgan bir grup halkımız Xitay'nın peskeş taleplerge uçurgan idi. Ve künsiri küçeygen narazılıklarının keynidin Xitay ahiri onlarının materiallarını kabul kıldıganlıkını, onlarını hüccet şeklinde ekilip tapışırışın talep kılgan idi. 14. yanvardın bugün 27. yanvargaçı bolgan 13 günlük kısqı vaqt içide, xalqimizdan kelgan 5199 kişilik material yig'ilgan bo'lib, bugun mazkur yoshlar bu materiallarni topshirish uchun Xitoy konsulxonasiga chiqqan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tajovuzchilarining konsulxona xodimlari mazkur materiallarni qabul qilishdan yenib olgan. Xitoy bu qilmishi bilan dunyoga yana bir qatim razil bo'ldi. Mazkur bir guruh xalqimizga vakolatan bayonot e'lon qilgan Mirzahmat apandim mundaq dedi. Bu shu ahu zarri Birilerininki alt için talep kılıyordu bizden kerindaşlar. Biz ki muşu dosyalarını işini teslim kılan kerindaşlarımızın Allah razı olsun. Amin. Biz kerindaşlarımızga amanettir bana bir şey de. Bir tane dosyanı da Hıhtay'ın kolunu tapşırmadık. Hıhtay zaten bugün yanı iltibaslarımızdaki ammastık olan özünü özü dünyanın aldı da rezil kıldı. Bu bir devlet gibi verilgen sözdü. Bu sözünü tutmuyor Xitay. Hem de bunun da iki Xitay'a iltibas sunumuz, onu bunu kılımız da hiç avar olmayımız. Bunun da iki bir güreş kılımız, eşerki kırımdaşlarımızdın ki üzgürlükige, yani hürlükige erişiş için güreş kılımız. Xitay'a iltibas degenle kayıt dedi. Xitay bunu özü talep kıldı. Xitay'ın ki Türkiye'deki elçisi bizgi besot, biz halkımız dedi. Besek bunu mu diye. Bizdeki enkat Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayet haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleştirme hakkı öptün ki rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.